Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi harita üzerinden birkaç test çözelim. Biliyorsunuz harita önemli. Yani bazen bilsek de bazı bilgileri harita olmayınca bir işimize yaramıyor. Evet, birinci sorumuzda başlayalım. Bir harita verilmiş ve üzerinde bazı akarsular işaretlenmiş. Bir Gediz Nehri ki burada doğru eşleştirilmiş. İki Küçük Menderes Nehri doğru eşleştirilmiş. 3 Büyük Menderes Nehri doğru eşleştirilmiş. 4'e gelirsek özellikle Eskişehir Porsukça ile kaynağını alıp Sakarya'dan Karadeniz'e dökülen Sakarya Nehri. 5 numaralı alanda Yeşilırmak ki biz buradaki akarsuları soldan sağ alfabetik olarak dikkate alabiliyoruz. Önce Kızılırmak geliyor, sonra Yeşilırmak geliyor ki 5 de doğru Yeşilırmak olarak dikkate alınmış. 6 Türkiye'nin en hızlı akışa sahip akarsularından birisi Çoruh Nehri üzerinde rafting sporları yapılıyor. Bunun yanında Fırat Nehri 7 numarayla gösterilmiş. 8 numarayla Dicle Nehri gösterilmiş. Bunlar da kaynağını Türkiye'ye alıp başka ülkede dökülüyorlar. Fırat ve Dicle Nehirleri. Buna göre haritamızda bütün akarsularımız doğru eşleştirilmiş. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet, ikinci sorumuzda bazı iller ve ona bağlı olarak eşleştirmeler verilmiş. Biz de bunların doğruluğunu dikkate alalım. 1. Türkiye'nin en kuzeyinde yer alan Sinop. 2. Türkiye'nin en doğusunda yer alan Iğdır. 3. Türkiye'nin en güneyinde yer alan Hatay. 4. Türkiye'nin en batısında özellikle Avlakaburnu, Gökçeada kısmında Çanakkale. 5 ise burada yanlış eşleştirilmiş. 5 Kocaeli değil. Özellikle Bartın kısmı verilmiş. Kocaeli'yi vermemiz için şu taralı alanı dikkate almamız gerekiyordu. O yüzden doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet, üçüncü ve dördüncü sorumuzu bu haritaya göre çözeceğiz. Yukarıda bazı kırıklı dağlar rakamlarla verilmiş. Buna göre hangisi yanlış eşleştirilmiş? Bir numara ki Ege ile Marmara arasında yer alan Kaz Dağları. İki numara Madra doğru. 3 numara Yıldız demiş. Yanlış. Kaz, Madra, Yunt dağları geliyor. Yıldız dağları ise özellikle Karadeniz kıyısında Trakya kısmında yer alan kıvrımlı bir dağımız. O yüzden doğru cevabı bulduk. 6 numara Menteşe ki Menteşe dağları Ege'deki birçok dağdan farklı olarak uzanış yönüyle dağların kıyıya paralel uzandığı bir alan. Dağlık engebeli bir alandır ki bu alanda nüfus biliyorsunuz seyrekti. 7 numara Nurya'da Amanos Dağları Hatay'da bulunuyordu. Yine doğru eşleştirilmiş. Evet, dördüncü sorumuzda verilen taralı alanımız K ile gösterilmiş. Buna göre K ile taralı verilen alanda hangi volkanik dağımız yer almaz? Şimdi burada ilk başta Karadağ'la başlıyoruz. Daha sonra Karaca Dağ geliyor. Bunu takip eden kısımda Hasan Dağı, Melendiz, Erciyes gibi dağlarımız geliyor. Süphan Dağımız ise özellikle Doğu Anadolu'da ki Van Gölü'nün kuzey kısmında sıralanan işte Nemrut, Süphan, Tendürek, Ağrı gibi dağların bulunduğunu unutmuyoruz. O yüzden doğru cevabımız C şıkkıdır. Evet, 5. ve 6. sorumuzu yine bu haritaya göre çözeceğiz. Buna göre numaralandırılarak verilen akarsulardan hangisi yine yanlış eşleştirilmiş? Şimdi bir numara kaynağını Bulgaristan'dan alıp Yunanistan'la sınır oluşturan Meriç ve sık sık taşıyor. 2 numara Türkiye sınırları içerisindeki en uzun akarsuyumuz Kızılırmak ki Bafra deltasını oluşturuyordu. 3 numara Türkiye sınırları dışında dikkate aldığımızda en uzun akarsu Fırat Nehri Basra Körfezi'ne dökülüyor. 4 numara Sakarya demiş ki Sakarya Nehri özellikle kaynağını Eskişehir'den alıp Sakarya'dan Karadeniz'e dökülüyordu. O yüzden bu yanlış ki 4 numarada Gediz Nehri'nin varlığı söz konusu. 5 numara ise Seyhan Nehri'ni oluşturuyor. O yüzden doğru cevabımız D şıkkıdır. Peki 6. sorumuzda yine bu haritamızı kullanıyoruz. Haritada verilen akarsularla ilgili hangisi yanlış bir bilgi açıklama? 1 numaralı alanda yer alan akarsuyun kaynağı özellikle Bulgaristan'dan alıyor demiştik. Başka bir ülkeden alıyor ama Türkiye sınırları içerisine dökülüyor. 2 numaralı akarsu Türkiye sınırları içerisinde en uzun olan Kızılırmak Nehri'ydi.
3 numaralı akarsu kaynağını ülkemizden alıp ki Basra Körfezi'ne gidiyordu Fırat Nehri. Bu da doğru. 4 numaralı akarsu İzmir'den denize dökülür demiş. Gediz Nehri İzmir'den dökülüyor. 5 numaralı akarsuyun denize döküldüğü yerde Çukurova meydana geliyor. Burada Bafra demiş. O yüzden yanlış cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Tabii Gediz Nehri'nin yatağını insanlar daha önceden bu körfezi doldurmasın, İzmir körfezini doldurmasın diye döküldüğü yeri değiştirmişti. O bilgiyi de örnek olarak verelim. Peki 7. sorumuzda bazı delta ovaları ve eşleştirmeler yapılmış. Tabii burada biz hangisi doğru bunu bulacağız. Şimdi bir numara ki yine hatırlatalım. Soldan sağa alfabetik olarak özellikle Karadeniz'deki deltaları dikkate alabiliyorduk. Önce D, sonra Ç yani Bafra, Çarşamba ovalarını görmek mümkün. Bir Bafra olacak, iki Çarşamba. Zaten bu şekilde verilmiş tek şıkkımız bu. 3'e Çukurova kalıyor. O yüzden doğru cevabımız A şıkkıdır. Peki 8. sorumuzda bazı platolar ve buna bağlı olarak eşleştirmeler yapılmış. Hangisinin yanlış olduğunu soruyor. Şimdi 1 numara Taşeli, 2 numara Teke. Bunlar doğru verilmiş. Yine akılda kalması için bu alandaki platoları tek taş olarak kodlayabiliyoruz. Önce Teke, sonra Taşeli platolarını görmek mümkün. Bu iki kısımda verilen eşleştirme doğru olmuş. Tek taş olarak kodluyorsunuz. Bunun yanında Türkiye'nin en alçak platoları dediğimiz Çatalca, Kocaeli platolarının yeri doğru verilmiş. 4. Bozok ki yanlış verilmiş. Yozgat'ta bulunan bir plato. 4 numarada Obruk platosu yer almakta. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı. Türkiye'nin en yüksek platolarını oluşturan Erzurum Kars platolarının yeri de doğru verilmiş. Bu şekilde kıyaslamış olalım. Peki 9. sorumuzda iki yöre verilmiş. Bunların eşleştirmesini bizden istiyor. 1 numara Ege'de özel bir yer olan Menteşe yöresi. 2 numarada verilen ise yine dağlık engebeli bir özellik gösteren Hakkari yöresi. O yüzden baktığımızda şıkları elersek tabii Menteşe ve Hakkari yöresi olarak almamız gerekiyor. Özellikle C şıkkını buradan çıkartabiliyoruz. Peki 10. sorumuzda Falez'in tanımını yapmış. Dağların kıyıya paralel uzandığı kıyılarda özellikle aşınma sonucu oluşan diklikler bizim falez ya da yalıyar dediğimiz şekiller. Falez oluşumunun yaygın olduğu söylenemez demiş. Şimdi burada şu bilgiyi unutmayalım. Falez dağların kıyıya paralel uzandığı ve hemen kıyıdan başladığı alanlarda oluşur. Özellikle Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz kıyıları dağların kıyıya paralel uzanıp hemen kıyıdan başladığı alanlardır. Yıldız Dağları aynı şekilde hemen kıyıdan başladığı bir alandır. Teke Taşeli kısmında Antalya olsun bu alanlarda hemen kıyıdan başlar ve dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanır. Ama özel olan Karadeniz ve Akdeniz için özel olan bazı yerler var. Örneğin Orta Karadeniz ki dağlar daha geriden başlıyor. Bunun yanında Çukurova'nın olduğu yerde dağlar daha geriden başlıyor. Bu da bu alanlarda delta oluşmasının özellikle kolaylaştırıldığı ya da kolaylaştığı bir durumu meydana getiriyor. O yüzden burada 2 ve 4 numaralı alanda falez oluşumunun daha zor olduğunu söyleyebiliriz. Hatta şunu unutmayalım. Bir yerde delta varsa falezin görülme ihtimali çok düşük ya da falez varsa deltanın görülme ihtimali çok düşüktür. Yani falez ve delta birbirine zıt iki şekildir. Böyle bir bilgi de verelim. Bu da önemli bilgilerden birisi. Falez ve delta birbirine zıt iki şekildir. Bu şekilde 10 soruluk haritalı sorumuzu ya da sorularımızı dikkate almış olduk.